Koca Sinan Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin de dahil olduğu Erasmus projesi kapsamında Yunanistan, Romanya ve İtalya'dan öğrenci ve öğretmenler Kayseri'de buluştu. Proje kapsamında öğrenciler sürdürülebilir bir dünya için tarihi eserleri inceleyip restorasyon ve kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi sahibi oluyor. Koca Sinan Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni İnayet Eroğlu proje ile ilgili şunları söyledi: ben İnayet Eroğlu, Kocasan Anadolu Sesinde İngilizce öğretmeniyim. Projemiz bir Erasmus Plus projesidir. Avrupa Birliği finansmanıyla yürütülen bir proje. İtalya, Romanya, Türkiye ve Yunanistan'dan ortak kurumların ve okulların yürüttüğü bir proje. Projenin genel amacı sürdürülebilir bir çevre ve sürdürülebilir dünya için gençlerin, öğrencilerin bilinçlendirilmesi. Bunun için çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Pandemiyle biraz sekteye uğradı çalışmalarımız ama pandemi sonrası hızla çalışmalarımız devam ediyor. Daha önce öğretmenle öğretmenli toplantılar gerçekleştirdik. Projenin işleyiş yöntemlerini, aşamalarını. Kararlaştırdık. Artık öğrencilerimizle faaliyetler yapıyoruz. Öğrencilerimiz kentsel dönüşüm unsurlarını inceliyorlar. Kentsel dönüşüm e, gerekçelerini öğrenmeye çalışıyorlar. Ve bu süreçte de sürdürülebilir bir çevre için ve sürdürülebilir yapılar için de çeşitli eğitimler alıyorlar. E, Türkiye ayağında da öğrencilerin hazırladıkları sunumları, paylaşmaları ve aynı zamanda da işbirliği yaptığımız Abdullah Gül'ün Naci Yazgın Üniversitesi'nden hocalarımızla e, çeşitli e, dediğim gibi sürdürülebilir çevre konusunda çalışmalar, dersler, eğitimler yapıyorlar, alıyorlar. Proje ilk olarak İtalya'da başladı. Çünkü koordinatörümüz İtalya'da, Ünü Pegaso'da bir üniversite. İtalya'dan üç ortağımız var. Bir üniversite, bir eğitim, öğretim kurumu ve bir okul. İtalya'da projemize başladık ama pandeminin hemen öncesindeydi. Sonra uzaktan eğitim faaliyetleriyle projemizi sürdürdük. Çeşitli online kurslara, online eğitimlere katıldık, sınavlara katıldık. Şimdi de yüz yüze aktiviteleri devam ediyoruz. Bundan sonra. Bir buçuk yıl boyunca yüz yüze aktivitelerimiz, özellikle öğrencilerle yapılacak toplantılarımız devam edecek. Kayseri'de, Kayseri özelinde bizim çalıştığımız yerler, özellikle Seyid Burantin e, e, me türbesinin yanındaki cami, Ö öğrencilerimiz o camiyi e, hem e, sürdürülebilir e, bina olma, hem de yenilebilir enerji, sürdürülebilir enerji imkanları açısından incelediler. İlaveten Abdullah Gül Üniversitesi biliyorsunuz, Kayseri için iyi bir yenilenmiş ve sürdürülebilir. E, yapılara dönüşmüş bir ortam. Abdullah Gül Üniversitesi'nde de bu konuda çalışmalar ve incelemeler yapacağız. Bu iki bina bizim çalışmalarımızı yürüteceğimiz, öğrencilerimizin çalışmalarını yürüteceği yapılar. E, good morning, I'm Isabella Colamarco. and uh, i come from pegaso online university i am the coordinator of the erasmus uh, office of the university and i manage several uh, uh, european projects one of these is uh, urbes project uh, the project which involves also these uh, turkish schools and other uh, three schools an italian one a greek and a romanian school Ee, İtalya'nın e, Salerno kasabasından geliyor. Ee, kendisi Uni Pegaso Üniversitesi'nde hoca. Ee, üniversiteyle ortaklığımız var ve bu proje yanında bir sürü farklı projeler yürüttüklerini söylüyorlar. Ee, bu projedeki ortaklarımız Yunanistan, İtalya ve Türkiye birlikte çalışmaktan mutluyuz diyor. We started the project in uh, 2019 in uh, November, but unfortunately, uh, due to COVID pandemic, we COVID pandemic we had to stop the, our activity for uh, more than a year. Uh, but we f but fortunately we have enough time and uh, we are uh, uh, managing our activities uh, and our uh, mobility of students till uh, December 2022. Proje 2019 yılında başladık. E, fakat maalesef Covid e, pandemisinden dolayı projemiz biraz sekteye uğradı. Bir yıl kadar ara verdik. Ama şans eseri şu anda birlikteyiz. Projeyi yürütecek yeterli vaktimiz var. Biraz sıkıştırılmış program olsa da projeyi bir şekilde e, organize ettik. The purpose of the project is to uh, give to the teachers and the students of these uh, For uh, uh, European schools, uh, tools uh, uh, and instruments uh, for uh, uh, the designing of uh, urban and environmental project for their cities also at the end of the project the teachers together with the university professors will prepare some guidelines on these topics proje boyunca öğrencilere ve öğretmenlere dönüştürülebilir kentsel dönüşüm enerji tasarruflu ve sürdürülebilir e, olayının farkındalığını sağlamak öğrenciler açısından ve bu alanda çalışıyor çalışmalarını sağlamak. Projenin sonunda da e, topluca bu anlamda bir guide sağlamak, rehber sağlamak. Müzik